Herkese yeniden merhaba. Ben Nerede Çorumlu. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ezme tarifi paylaşacağım. Lokantada yediğimiz kebabın yanında verilen bu ezme var ya, onun tarifini paylaşacağım. Yani ona çok yakın bir tarif. Kolay bir tarif. Hemen ben malzemeleri saymak istiyorum. Burada 5 tane domatesim var. Biraz ufak olduğu için ben 5 tane kullandım. 3 tane sivri biberim var. Biraz acı kullandım. Yani kullanacağım sivri biberleri. Eğer çok sevmiyorsanız onun yerine çarliston ya da acı olmayan bir sivri biber de kullanabilirsiniz. Bir tane kapya biberim var, bir tane soğanım var. Böyle 6-7 dal kadar maydanoz, bir de 5-6 yaprak nane yaprağı kullanacağım ben. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı kadar da domates salçası. İkisini buraya koydum, ikisi de burada yan yana. Zeytinyağı kullanacağım bir yemek kaşığı kadar. Burada böyle 3-4 diş kadar sarımsak. Bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi, bir tatlı kaşığı kadar limon. Limon yerine isterseniz yine bir tatlı kaşığı, yani limon kullanmak istemezseniz bir yemek kaşığı nar ekşisi kullanabilirsiniz. Çok az şeker var, böyle güzelce harmanlansınlar diye. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Baharatlarım var tabii ki. Pul biber, kimyon, sumak, toz biber kullanacağım. Onları da birer çay kaşığı kadar kullanacağım. Bunları böyle bıçakla sebzeleri minik minik isterseniz doğrayabilirsiniz. Ben daha önce birkaç kere öyle denedim ama böyle saatlerce onları ufak 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 doğruyordum. Biraz daha, yani ne kadar ufak doğrarsanız doğrayın, ezmeye değil de böyle bir kaşık salataya daha yakın oluyor. O yüzden çekmek daha hoşuma gidiyor bu tarif için. Ama ayrı ayrı çekeceğim. Hepsini bir anda çekmeyeceğim. Ayrı ayrı çekip onları birleştireceğim. Bir de buna isterseniz salatalık da ekleyebilirsiniz. Şimdi ben ilk önce domatesleri çekeceğim. Domateslerin kabuğunu soyduktan sonra domatesleri soydum. Sıvı kısımlarını aldım. Şimdi onları hepsini buna karıştıracağım. Buraya ekliyorum. Kısmını temizlemeden devam ediyorum. Şimdi biberlerin çekirdeklerini çıkaracağım. Ondan sonra onları da domatesler gibi çekeceğim tekrar. Biberlerim galiba biraz fazla acıymış. Kokusu bile yaktı. Şimdi soğanı da dörde böleceğim. Soğanı ve sarımsağı birlikte çekeceğim. Biberleri de böyle çok ufalamadım. Biraz diri kalsınlar istiyorum çünkü. Öyle seviyorum. İyice hepsini karıştırıyorum. Şimdi kalan malzemeleri, maydanozu ve naneyi ben bıçakla doğrayacağım. Onları geçirmeyeceğim robottan. Hatta maydanozu doğrayacağım ama eklemeyeceğim. Çünkü Ozan Beyler maydanozdan çok hoşlanmıyorlar. Ben onu kendi tabağımı hazırlarken üzerine ekleyeceğim maydanozu. Naneyi de doğruyorum ince ince. Maydanozu da doğradım ama dediğim gibi onu bir kenarda bırakıyorum. Karıştırmayacağım. Siz bu aşamada içine atabilirsiniz. Şimdi kalan tüm malzemeleri önce bir bardakta ya da bir kasede karıştırmak istiyorum. Direkt böyle içine boca etmek istemiyorum. Çünkü böylece salça erimiş oluyor. Daha iyi, kıvamı daha güzel oluyor. Daha güzel çekiyor. Burada domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, tuz, şeker, limon ve baharatlarım vardı. Böyle birer çay kaşığı kadar pul biber, kimyon, sumak ve toz biberi ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Karıştırmadan önce bu bardakta hepsini bir eriteceğim güzelce. Bu böyle çok güzel kokan nefis bir sos oluyor zaten. Artık hepsini karıştırabilirim. Lokanta usulü ezme artık hazır.
kolay ve çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Dolaba koyup böyle biraz dinlendikten sonra tüketirseniz daha da lezzetli bir ezme elde edebilirsiniz. Ben şimdi onu şöyle bir servis tabağına alıyorum. Üzerine de maydanoz serpebilirim. Ozan'a bundan vermem artık. Ve lokanta usulü ezmem hazır. Umarım ağzım sulandı birazcık. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz bu tarifi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kafanıza takılan herhangi bir şey varsa videonun altındaki yorum bölümünde bana sormayı unutmayın. Diğer tarif ve videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun, hoşça kalın.